Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri sizler için aktarmaya çalışacağız. Önemli konuklarımız var. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Hem bugün Denizbank'ın sağlamış olduğu sekürtizasyonun detaylarını konuşacağız. Hem de bankacılık sektörüne ilişkin görüşlerini alacağız. Daha sonraki bölümde ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu İran'a dönük açıklamalar gündem maddelerimiz arasında yer alacak. P5+1 anlaşmasına masaya İran'ın dönmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin de dönmeye mütemail olduğunu ifade ediyorlar yaptıkları açıklamada. Dolayısıyla biz de bunun detaylarını konuşmak üzere yine emekli büyükelçi ve OECD eski daimi temsilcisi Mithat Rende ve aynı zamanda DEİK İran Türkiye İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy ile birlikte bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Hızlıca önce rakamlar neler söylüyor bir ona bakalım. Borsa İstanbul'da haftanın kapanışı pozitif olma eğiliminde, 1563 puan düzeyindeyiz şu an itibariyle. Borsa İstanbul'da 100 endekste 17 puan kadar dünkü kapanışın üzerinde seyir var. Nerelerde alım var diye bakarsak yine bankaların nispi zayıf, sanayi endeksinin ise kuvvetli olduğu bir hafta geçiyor. %1.3 civarında sanayi endekste artıların devam ettiğini izliyor, takip ediyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımızda bu pozitif momentum nereye kadar devam edecek? Bankalarsa arayı kapatmak için ne bekleyecek? Buna dair çok soru işaretimiz var. Bunlara bakacağız. Tüm endekse baktığımızda da yine %0.9 civarında artı görüyoruz ki burada küçük hisselerde de derinliği nispeten daha düşük olan hisselerde de pozitif performans olduğunu söylemek mümkün. Özellikle gelişen ülke kurları açısından da pozitif bir gün olduğunu söyleyebiliriz. 6.9614 dolar TL'de bulunduğumuz yer, 8.45'lerde bir euro TL fiyatlaması var. Ama genel olarak hemen hemen tüm gelişen ülke kurlarının dolar karşısında yine iyi performans gösterdiklerini aktarmak mümkün. Türkiye'nin CDS'leri 285 bas puanlarda, yine %14.5'un altına sarkmış bir aylık opsiyon oynaklığı var. Biz haftayı dediğimiz gibi daha pozitif bir tonda kapatmaya hazırlanıyoruz. Avrupa borsalarında nasıl diye baktığımızda orada da yine başta Almanya'dan gelen kuvvetli PMI verilerinin etkisini gördük. Beraberinde yine Paris'te de oraya paralel %0.7'lik primler var. Dolayısıyla aslında hizmetleri de işin içerisine katıp kompozit endeks diye baktığımızda bileşik olarak nispeten zayıflık görünüyor olsa da imalatın canlılığı yine şu anda piyasaların o canlanma beklentisini ve canlanma trade'ini biraz daha besliyor. Bu bağlamda şu anda Stoxx 600 endeksinin de %0.45 yukarıda olduğunu aktarmış olalım. Amerikan vadelileri için bakalım tablo ne söylüyor. Orada da yine %0.26 Dow Jones, 0.4 ise S&P 500 vadeleri yukarıda. Dün Nasdaq tarafı bir miktar farklı ve ayrışmış kapanış gerçekleştirmişti. Şu anda orada da %0.55 civarında artı başlangıç gösteriyor vadeli piyasalar. Petrolde hem Teksas'ta işlerin biraz normalleşmesi hem Amerika-İran gerginliğinde yeni bir fazın daha yumuşak bir şekilde açılabileceğine dair yaklaşım petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekiyor. Özellikle Amerikan tipi ham petrol %2'ye yaklaşıyor değer kaybı. Dolayısıyla 60 doların altına sarkıldı. 59 dolar 39 sent an itibariyle Amerikan tipi ham petroldeki fiyat. Brent petrolde ise %1'lik düşüş var. 63 dolar 26 sent cari fiyat olarak işlem görüyor. Altınsa yine belli ölçüde faizlerdeki yükselişten negatif etkileniyor. %1.31 şu anda 10 yıllık tahvil faizine geldiğimiz yer. Altın fiyatı ise 1774 dolar spot altının ons fiyatı. Gram altında 400 liranın altındaki seyrini sürdürüyor. Tüm bu rakamları aktardıktan sonra iş yatırıma gidiyoruz. Halil Barışkan bizleri bekliyor orada. Halil, özellikle Borsa İstanbul'da bir miktar patinaj, bir miktar beklentilerin çözülmeye başlamasıyla geri çekilme sinyalleri vardı. Ama haftayı kuvvetli kapatıyoruz demek mümkün zannediyorum. Hani 1560 puanlardayız şu anda. Buralarda kapatırsak önümüzdeki hafta için ne vaat eder? Bir. İkincisi de sanayi endeksiyle bankacılık arasında çok sanayi eğilimli bir gidişata dönüldü. Bunun böyle devam etmesini beklersin yoksa bir yerde bankalar yakalar mı? Merhaba Açıl, öncelikle iyi yayınlar. Aslında sadece sanayiler değil, genel manada BIST 30 oldukça, yani ana tahtalar dediğimiz hisse senetlerinde satışlar oldukça yoğun. Zaten BIST 30'un BIST 100'e oranına baktığımızda tarihi dip seviyelerine gelmiş durumda. Piyasadaki iyimser hava genel manada BIST 30 ve BIST 50 dışındaki hisse senetlerinin sert yukarı yönlü hareketleriyle aslında şekilleniyor. Onun haricinde baktığımızda özellikle banka hisse senetleri, sanayiler de satış idi ama özellikle bankalar daha fazla satış yediği için
sanayiler daha iyi duruyormuş gibi görünüyor. Fakat esas BIST 30 dışındaki hisse senetlerinin sert performansı endeksi buraya getirdi. Bu aslında baktığımızda çok sağlıklı bir hareket tarzı değil. Sadece teknik olarak bakarsak 1560 üstünde kalıcılık endeks adına pozitif. Ama yükselişin kalitesine baktığımızda soru işaretleri mevcut. Özellikle yabancı kurumsalın bankalar ve diğer ana tahtalarda yoğunlaşan satışları yükselişin kalitesi anlamında soru işaretleri oluşturuyor. Ama yine de bence 1510 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece endeksteki iştahın devamını bekleyebiliriz ki yurt dışında da gelen satışlar sürekli karşılanıyor ve bir çöküşe sebep olmuyor. Bu noktada 1510 seviyesi bence stop loss olarak kabul edilmeli. Oranın üstünde kaldığımız sürece de hisse senetlerindeki ayrışmalar trade edilebilir. Ama dediğim gibi yükselişin kalitesi anlamında şimdilik bazı soru işaretleri var. Teşekkür ediyoruz sana yorumlarını bizlerle paylaştığın için. Şimdi başlıyoruz sohbetimize. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateşli. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Sesinizi duyamadım ama ses kapalı olabilir mi Hakan Bey? Bir tekrar bakalım. Merhaba, hoş bulduk Açıl Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Hakan Bey, öncelikle bugün sağlamış olduğunuz, açıkladığınız 435 milyon dolarlık bu sekürtizasyon kredisi üzerine konuşmak isterim. Çünkü aslında sürdürülebilirlik projeleri, tarım projeleri Türkiye açısından da son derece önemli. Yenilenebilir enerji projeleri keza yine aynı şekilde. Buralarda, dünyada da ciddi bir akım var. Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşması çerçevesinde ön plana çıkan bir inisiyatif. Buralarda yeşil bonolar, aynı zamanda bu tür finansmanlar çok fazla rağbet görüyor. Bu bağlamda sizin de sağlamış olduğunuz önemli bir sekürtizasyon. Önce bir dinleyelim hikayesini sizden, ondan sonra detaylıca, etraflıca konuşmaya çalışalım. Teşekkür ederim Açıl Bey. Şimdi gerçekten bizim için de çok güzel ve önemli gün. Biliyorsunuz sürdürülebilirlik önemli bir kavram ama bir taraftan da büyümenin sürdürülebilir olması, sürdürülebilir büyüme de önemli. Ve sürdürülebilir büyüme için de bizim tasarruf açımız olduğunu herkesçe malum biliyoruz. Bunu yurt dışından sağlayacağımız nispeten ucuz ve uzun vadeli kaynaklarla onları yatırıma dönüştürerek yapabileceğimiz ortada. İşte bu çerçevede biz de Dünya Kalkınma Bankaları'ndan ve ticari bankalardan ve fonlardan bu 435 milyon dolarlık 7 yıla varan vadelerle LIBOR artı 328 baz puanla, yani 3,5'un altında bir borçlanma temin ettik. Bu vadede bu fiyat sanıyorum bu dönemde ilk defa oluyor. Bir, ikincisi 2019 ortalarından beri ilk gerçekleşen sekürtizasyon işlemi ki bunu diğerlerinin izleyeceğini ve buna bir yol açacağını düşünüyoruz. Bu önemli. Katılımcıları itibariyle IFC 150 milyon dolar, EBRD 100 milyon dolar ve Credit Suisse gibi, ING gibi, Alalı Bank gibi, EMBD gibi ticari bankaların ve 6 tane fonun da toplamda 13 alınmıyorsam katılımcıyla bu işi kotarmamız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Amaç nedir? Evet, biz zaten öteden beri çok özen gösterdiğimiz ve gayret ettiğimiz, özel bankalar arasında %45 paya sahip olduğumuz tarım sektöründe, tarım finansmanında ve küçük çiftçilerin finansmanında, bu arada kadın girişimciler finansmanında ki bunları özel hedeflenmiş olarak bakarsanız IFC'nin 50 milyon doları bu şekilde tarım, 50 milyon doları enerji verimliliği ve diğer EBRD'nin 100 milyon dolarında da yine tarım destekleri gündemde. Biz şöyle bir baktığımızda portföyümüzde 320 bin kadın müşterimiz olduğunu, müteşebbisimiz olduğunu gördük. Sadece 250 bin tane de tarım işletmesinin kadınlar tarafından yönetildiğini gördük. Bu kendi kredilendirdiğimiz, çalıştığımız grup içerisinde. Bu bizi çok umut verdi. Zaten 15 bine yaklaşık Denizbank nüfusunun da %54'ünün kadın olduğunu göz önüne alırsanız pozitif bir ayrımcılık da var burada.
Ve bugünkü basın toplantımıza 70'in üzerinde basın mensubu televizyon katıldı, ajans katıldı. Ve günün sonunda IFC ve EBRD'nin en üst düzey yetkilileri de çok güzel açıklamalar yaptı. Keza ticari banka temsilcileri de vardı, Credit Suisse, EMBD gibi. Ve günün sonunda ülkemize olan bir teveccüh olduğu ortada. Amaç da çok önemli. Sürdürülebilirlik günün sonunda enerjide olsun, diğer bütün alanlarda olsun, bütün dünyanın meselesi, insanlığın sağlıklı devamı için bir ihtiyaç ve şu anda bütün bankalar, sadece supranational dediğimiz EBRD, IFC, JBIC gibi bankalar üstü, ülkeler üstü kurumların da yanı sıra Denizbank ve hissedarımız EMBD'nin de dahil olduğu, Credit Suisse, ING gibi büyük bankalarına dahil olduğu bankaların programlarına muhakkak surette aldıkları konular. Biz bu kadar uzun vadede, bu kadar geniş katılımla ilk defa da oluyor bazı özellikleri itibariyle 7 yıllık bir finansmanı böyle bir fiyatlamayla aldığımız için çok mutluyuz. Şimdi amacımız bunu sahibine teslim etmek, yani girişimcilere. Burada doğru projeleri çok süratle finanse ederek ülkemizin bu anlamda sürdürülebilir kavramına olan desteği ve sürdürülebilir büyümesine olan katkımızı istihdam ve ihracat geliri veya ihracat ikamesiyle temin etmeye çalışacak bir fondur. Şimdi Hakan Bey, buyurun. Bir şeyi ilave edeyim, son cümle açıl Beyciğim. Biz son şu geçtiğimiz yılın ortasından itibaren hissedar değişikliğimiz oldu. İşte yaptırımlarımızı biz kaldırmıştık ama hissedarımızın yaptırımından müşteki olduğumuz hususlar vardı ama o tarihten bu yana sermaye hariç, yani bizim EMBD ile olan 5 milyar dolar sermaye artı 1,5 milyar dolar diğer fonların getirisi hariç 3,5 milyar dolar taze kaynak getirdik. 7 yıl sonra çıktığımız ilk sendikasyona 1,1 milyar dolar talep geldi. Ve bunun 2 yıllık tranş vardı. EMBD ilk defa bir banka sendikasyonuna 2 yıl vadeyle katıldı. Bunun 1 yıllık olan bölümünü de geçtiğimiz ayda %115 yeniledik. Aralık ayında, pardon, geçtiğimiz yılın son ayında. Bu da ayrıca not edilmesi gereken güzel bir konu olarak gündeme geliyor. Hizmete devam. Ben de bu kısmını soracaktım size. Tabii daha önceki dönem yaklaşık bir 4-5 sene özellikle Rusya Kırım ilhakı sonrasındaki yaptırımlar vesaire derken sizin çok kabahatiniz olmamasına rağmen hissedar nedeniyle zorlandığınız dönemler oldu. Bu dönemde hem taze kaynak girişinde hem aslında sağlanabilecek olan çeşitli imkanlarda Rus ortak hep problem haline dönüşmüştü. Şimdi hissedar değişikliğinin ardından buraya ilginin arttığını görüyoruz. Önümüzdeki dönem için ne planlıyorsunuz? Biraz bunu da öğrenmek isterim açıkçası. Yani Denizbank'ta bir bu tür borçlanmaların, bu tür sağlanabilecek olan kaynakların önü açıldı ama ya bundan 5 sene sonrasında Denizbank nerede olacak? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Vallahi siz orada olacaksınız o kesin de. Nasıl? Siz orada olacaksınız o kesin de. Denizbank'ta ne olacak onu soruyorum. O kadar kesin konuşmayın bakın. Ben 24. yılımı bitiriyorum Denizbank'ı kurduğum tarihten. Yani yönetici olarak kuruluşunda bulunduğum tarihten bu yana genel müdürü olarak ama gelecek ne gösterir tabii bilemiyoruz. Şöyle ifade edeyim, geçtiğimiz dönemlerde de biz bu 7 yıllık Siberbank birlikteliğinin 2014 Ekim'inden sonrası Siberbank'ın yaptırımda olduğu bir dönemde bizim de sermaye piyasalarına ulaşımımızı sınırlı oldu. Biz kendi üzerimizden yaptırımı kendi görüşmelerimiz ve gayretimizle kaldırdık Washington'da ufaktan ama bu tabii yeterli, gerekliydi ama yeterli değildi. Çünkü uluslararası finans piyasalarına ulaşımımızda ciddi sıkıntılar yaşıyor idik. Buna rağmen şunu gururla ifade edeyim ki proje finansmanında Denizbank payı %12'dir. Yani biz Kıbrıs Barış Suyu'ndan Ercan Havaalanı'na Kıbrıs'taki bütün 5 yıldızlı otellerin %80'ine varan kısmının bizatihi finansmanı, İstanbul, Bodrum, İzmir havaalanlarının finansmanı, işte köprülerin finansmanı, PPP'lerle Bilkent, Mersin gibi hastanelerin finansmanı ve daha birçok şu anda aklıma gelmeyen 3 milyar dolarlık bir turizm portföyümüz var sadece Antalya ve Ege'de. Orada da birinci bankayız. Yani hiç durmadık ve bulabildiğimiz bütün kaynaklarla yurt dışında da iştirakimiz var biliyorsunuz Almanya'da, Avusturya'da. Gerçekten uluslararası tender'a açık ihalelerimizde ve altyapı yatırımlarımızda çok ciddi yer aldık büyük bir banka olarak. Şimdi bunların tabii devamı için
Çok daha büyük imkanlar var önümüzde. Ama benim kanaatim o ki artık Türkiye altyapısına yapacağı yatırımı ziyadesiyle yaptı. Birçok ülkeden çok daha fazla olarak yaptı. Şimdi daha hızlı geri dönüşten kastım istihdam ve döviz getirisinden bahsediyorum ya da döviz ikamesinden. Bu tür ihracata dönük servis, hizmet ve diğer sektörleri destekleme zamanı. Bunların içerisinde tabii hemen turizm, yurtdışı müteahhitlik, gemicilik geliyor, tarım geliyor hatırıma, cari fazla veren bir sektör olarak. Ve biz bunların hepsinde varız ama eğitim, sağlık gibi olmazsa olmazlarımız var. O da sürdürülebilirliğin bir devamı olarak bizim niş alanlarımız. Dolayısıyla bu alanlara girmek için zaten yeterli olan sermayemiz ve likiditemizle devam edeceğiz. Zor bir dönemden geçiyoruz pandemiyle. Türkiye'nin 2018'den bu yana yaşadığı bazı sıkıntılar var. Şimdi ekonomimizin toparlanacağı dönem. Onu bekliyoruz, onu izliyoruz. Alınan kararlar var ve artık bu enflasyon belasını diyeyim, yenmemiz gereken, onu hedeflememiz gereken, fiyat istikrarını hedeflememiz gereken bir noktadayız. Peki Hakan Bey, şimdi iki tane önemli konu var burada sormak istediğim. Bir tanesi, biraz önce siz de bahsettiniz, işte mega projeler arka arkaya bir dönem dünyada yapılan 10 mega projeden 8 tanesi Türkiye'deydi örneğin. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki dönemde de buralarda bir hareketlenme bekler misiniz? Yoksa biraz önce dediğiniz altyapıyı bir miktar gerçekleştirdik, biraz daha farklı alanlara mı eğilmeyi beklersiniz? Buralarda iştahınız var mı gelebilecek olan yeni büyük projelere, bunların finansmanına dair? Şimdi ülkemize değer katacak, katma değeri olacak hiçbir projenin dışında kalmayız Açıl Bey. Ama ben genel Hakan Ateş kanaati olarak algılarsanız bunu. Şöyle bir baktık. Yani Doğu Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya her tarafa bakın. Bizim işte yollarımızdan tutun, stadyumlarımıza, havaalanlarımızdan tutun, tersanelerimize, bölünmüş yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza adetsel olarak baktığımızda tabii içerik olarak çok daha eğitim alanında bilhassa çok önemli şeyler yapmamız lazım. Bu doğru ama muazzam bir rakamlardan bahsediyoruz. Yani örgün olan ve olmayan eğitimde 8 milyona yakın öğrenciden bahsediyoruz, üniversite öğrencisinden. Ve ilk o öğretimde lise sona kadar olan bölümde 23 milyon genç öğrenciden bahsediyoruz. Yani 39 bin 40 bini aşmış okuldan bahsediyoruz. Üniversite sayısı ona keza 280'lerde yanılmıyorsam. Tersane sayımız 140'larda. İşte hızlı tren yolumuz bile 1200 kilometreydi. Ben son baktığımda bazı büyük devletlerde bu kadar hızlı tren yolu bile yoktu. Şimdi bunlar tabii ki devletin takdiridir, planlamasına göre yapacağı işlerdir. Çoğunlukla da yurt dışı krediler, yap işlet devret, yap devlet ve benzeri kaynakların edinimiyle yapılıyor. Ama öte taraftan baktığımızda da biz hala cari açık veren bir ülkeyiz. Enerji açığımız başta olmak üzere bunu toparlamamız da bir öncelik arz ediyor. Bunu toparlamanın yolu da daha ziyade göreceli olarak üstünlüğümüz olabilecek özellikle sektörlere girmek ve zaten bize döviz getiren turizm gibi petrol üreten bir şeyimiz var, sektörümüz. Geçen bu pandemi senelerine bakmayın, 35-40 milyar dolar potansiyeli var. Yurt dışı müteahhitliğimiz var, buradan devamlı mal çeken, buradan istihdam yaratan. Gemiciliğimiz var, dünyada orta tonalitoda sıralamalara giren. Dolayısıyla bu tür sektörlerimizi, bir de tarımı koyalım. Bizim çok fazla işlenebilir alanımız var. %20'si istihdamın ve nüfusumuzun hala tarımsal bölgede yaşıyor. 130'dan fazla endüstriyel değeri olan tarımsal ürünümüz var. Biz bunları işleyeceğiz. Bunlarla istihdam yaratacağız. İhracat dövizi biraz daha döngüsü kuvvetli olan. Tabii ki tradisyonel deri, tekstil, bunlara bir şey demiyorum. Artık bunlar da markalaşmaya başlıyor. Bunlar da ayakkabıydı işte. Makina, araba vesaire, bu demir çelik, bunları zaten hani var, kabul ediyoruz ama üstüne bir de bunun hatta dijitalleşmeyi de koymamız lazım. Bakın benim 1300 tane developer'ın, geliştirmecinin çalıştığı Intertek diye bir iştirakim var. 50'den fazla kuruma 9 ülkede hizmet veriyor. Bunların arasında PTT'sinden tutun İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ATM birleştirme projelerine kadar devletin bir sürü yazılımlar yapıyor ve bu çocuklarımız pırıl pırıl.
Ve fakat şunu da söyleyeyim, özellikle şu pandemide evden çalışma moda oldu. Şimdi çocukları tutamıyoruz. Diyor ki ya ben memleketime gideceğim, oradan bir Alman firma var, o yazılım istiyor, ona yazılım yapacağım. Biz bu çocukları tutmaya çalışıyoruz, bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Vitek diye bir şeyimiz var, girişimimiz, kurucusu olduğumuz kadının, yani teknolojide kadın. Ve burada açtığımız sınıflarla test mühendisinden, SQL mühendisinden, Microsoft mühendisinden, security mühendisine kadar elemanlar yetiştiriyoruz. Başka disiplinden gelseler bile bu çocuklarımız çok çabuk öğreniyor. Ve biz bunlardan 14'ünü daha ilk sınıflardan işe aldık. Yenilerine bakıyoruz. Artık tersine mentorluk dönemi. Biz gençlerden öğreneceğiz ve bu yeni sektörleri de ekonomik hayatımıza katacağız. Peki Hakan Bey, biraz önceki soruya, sorunun başına bir tekrar dönecek olursam, Türk bankaları özellikle enflasyonun düştüğü dönemde kuvvetlenen öz sermaye karlılığıyla, kabaca 8'lerde enflasyon, 14-15'lerde öz sermaye karlılığıyla bu tür projeleri de memleketin kalkınması veya Bayındırlık tarafında gelişmesi için katkı sağlanacak projeleri de fonladı. Şu anda %15 enflasyon, ancak %10,5'lar civarında bir banka öz sermaye karlılığı var. Bu tablo doğru. Nasıl değişir, bir bunu sormak isterim size. Yani öz sermaye karlılıklarını bu sene nerelerde beklersiniz? Nasıl bir evet. gelişme beklemeli burada yatırımcılar ve genel anlamda Türkiye? Şimdi konuşmanızın başı şunu dedi bana. Siz sermayeden %4,5-5 yediniz arkadaş. Yani enflasyon 14'ün üzerindeyken %10,5-11 kazandınız. Bu doğrudur. Birinci saptamayı yapalım. Neden? Çünkü faizin yükseldiği her ortamda Türk bankaları para kaybeder. Sanılanın aksine. Dolayısıyla bunu bir tespit ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama bu anda acı reçeteye maruz kalmaktan ve acı ilacı satın alıp içmekten başka çaremiz yoktur. Bunu bütün sivil toplum kuruluşlarının da böyle bilmesinde yarar görüyorum. Ve bunu hepimiz de usanmadan, bıkmadan anlatmamız lazım. Örnek Rusya, örnek Brezilya. Yani hiperenflasyonlardan, evet, faizi de ona göre dengeleyerek ve reel bir getiri vererek şimdi fonladıkları yerlere bakarsanız, bizimle kabili kıyas olmayan, enflasyonları çok düşük, faizleri çok düşük, uzun vadede çok ucuz borçlanabilen ülkeler konumundalar. Buna bazı Avrupa ülkeleri de örnek, uzatmayayım. Ama şu anda içinden geçtiğimiz dönemde amaçlanan, evet, faiz yükselişleri oldu, bir zaruretti. Buna mukabil mevduat faizlerinin yükselmesi, kaynak giriş maliyetlerinin yükselmesi ve bu da tabii plasmanı daha pahalı hale getirdi. Ancak şunu unutmayalım, her krizin bir maliyeti var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin 2018'den sonra bir de üstüne pandeminin de gelmesiyle bir yaşadığı bir dönem vardır. Böyle bir dönemde bile Türkiye eksi büyüme realize etmedi. Bir sürü Avrupa ülkesinin aksine bir dinamizm var ekonomide. Bu yılda ilk çeyrek ne gelecek bilmiyorum beklentiniz ama bayağı yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Yılı da yine üçler dörtler bahsediliyor. Şimdi çok doğru alanlara yatırım yapmanız gerekir bankacılık olarak. Biz çünkü kaynakların akılcı dağılımına aracılık eden bir müessese grubuyuz. Sermaye piyasalarımız da ona keza. Ama enflasyon belasını yenmeden faizleri düşürmeye kalktığınızda bu sefer kurlara hakim olamazsınız. Her şeyi bir anda tutamazsınız. Kurlara hakim olmaya çalıştığınızda bu bambaşka yerlerden patlak verir. Kurlar yükseldiğinde de bunun geçirgenliğini zannettiğimiz gibi %15'ler değil, daha da fazla olduğunu, yani en az 2 puan etkilediğini görüyoruz. O zaman enflasyonu yapısal olarak nasıl düzelteceğimize öncelikle bakıyor olmamız lazım. Bu sadece para politikalarıyla olacak bir şey değil Açıl Bey. Yani Merkez Bankası'nın peş peşe aldığı kararlarla şu andaki görünüşümüz, yani siz de söylediniz, 600'lere kadar varmış bir CDS ülke riski 280'lere düştü. İşte kur 850'lerden 7'nin altına düştü falan. Ama sürdürülebilirliğine bakmak lazım. Bunun için de maliye politikalarının hemhal destek olması gerekir. Eskiden Türkiye yıllar boyu faiz dışı bütçe fazlası veren bir ülkeydi ve %76'dan
gayri safi milli hasılaya oranını iç borçlanmanın %28'e kadar düşürdük. Şimdi %41-42'lere çıktı. Pandemi, sair nedenler, kredi genişlemeleri bunları hep yaşadık, yaşamak durumundaydık. Ama ileriye doğru baktığımızda yine maliye politikalarında ve para politikalarının sıkılaşmasıyla, maliye politikalarında nispeten sıkılaşması ve daha varlıklı kesimin biraz daha elini cebine atmasıyla açık konuşmak gerekirse biz ülkemizi tekrar orta gelir tuzağı gibi söylenebilecek o 10 bin dolarlar seviyesine süratle getirip onun üstüne kişi başına gelir çıkartmamız lazım. Biz bankacılık olarak da burada üstümüze düşen tabii ki şu dönem maliyeti göz önüne alarak kredi tahsisimiz gerekir. Geçen yılki biraz normal ötesi kredi genişlemesinin bu yıl sakinleşmesi gerekir. Büyümenin düşük gerçekleşmesine bu dönem için üzülmemek lazım. Eğer bu enflasyonu belini kırıyorsa ve kıracaksa bizim buna razı gelmemiz lazım ki ondan sonraki güzel günleri hazırlayabilelim. Onun için de bizim Merkez Bankamızın, hazinemizin, maliyemizin arkasında sımsıkı durmamız lazım. Bankacılık evet %4 daha sermayesini yitirdi enflasyonla karını kıyasladığınızda. Ama sermaye yeterliliği, likidite olarak baktığınızda artı ortaya gelen problemlere ayrılan karşılık, provizyon dediğimiz tutarları göz önüne aldığınızda çok çok başarılı bir sınav verdi. Kamusuyla, özeliyle. Dolayısıyla kimseyi yarı yolda bırakmadan biz bir anlamda bir mucize gerçekleştiriyoruz. Az kaldı. Yani bunun eğer bir bu sıkı duruşumuzu devam edip maliye politikaları ve gerekli reformlarla desteklersek aşı önemli bir konu. Onun uluslararası platformda da görüyoruz. Bizim o ülke politikamız burada belli ama onun biraz daha açık ortaya konmasıyla turizmi de kurtarırız önümüzdeki sezon. Diğer sektörlerimizde çalışmayı süratlendirir. Pandemi etkisini sırf kaldırdığınızda dahi burada çok önemli iyileşmeler göreceğiz. Ama bu işin başı, sonu değil. Yani bugün bir tarımda biz çok girdiğimiz ve özellikle bankalarında %45 gibi önemli bir paya sahibiz kamuyu çıkarttığımızda. Oradan görüyoruz bu aracılık zincirleri, bu arada heba olan, yok olan değerler, artı değerler. Bu enflasyonun aslında bizatihi sebebini oluşturuyor. Yani bu sadece benim tarımda verdiğim örnek. Buna münhasır başka birçok örnek verilebilir. Dolayısıyla her türlü reformunu yapa gelen, bir taraftan da acı reçeteyi içmeyi kabullenen, bunu bilinçli olarak kabullenen ve sermaye piyasalarına ve dünya para piyasalarına bu mesajı veren bir Türkiye her zaman için bir çekim alanı, çekim noktası olacak. Ne kadar sürer diye sorarsanız, ne kadar sürerse o kadar dayanmak zorundayız. Yani hani İngilizce whatever it takes diye bir şey var. Yani her ne olursa. Tabii ki bizim bütün emelimiz buna yıl sonuna kadar ulaşmak. Merkez Bankası'nın koyduğu 9.2 enflasyon hedefine çok yaklaşmak, hatta gerçekleştirmek. O zaman zaten senenin 3. çeyreğinden itibaren çok da aceleci olmamak lazım. Bunlar faizler yerli yerine oturacak ve yatırımlarımız aynen devam edecek. Merkez Bankamız Başkanı çok açık söylüyor. Ben diyor gidip de döviz ihalesi şu bu böyle açmayacağım. Bizim sadece reskont kredilerinden 20 milyar doların üzerinde bir döviz yaratma imkanımız var ihracatçılarımız üzerinden. Swaplar bir kısım tedricen azalarak gidiyor. Yerine bizim işte az önce verdiğiniz örnek bu bizim sekütizasyon ve benzeri birçok kaynak girmeye başladı. Yeter ki bunları doğru yerlerde kullanalım. Düşük faiz, düşük enflasyona bir an önce ulaşalım. Bunun ceremesini ne devlet, ne hane halkı, ne bankacılık sektörü, ne de özel sektör. Hepsinin paylaşarak, omuz vererek yüklendiği bir zorluk dönemidir. Bu muhakkak ki aşılacaktır. Bu ülke çok büyük bir ülkedir. Ve zaten de aşılıyor olduğunu gün be gün görüyoruz. Biz hangi alanlarda yapacağız? Son olarak parantezi şöyle kapatayım. Tabii ki bizim çok stratejik olarak gördüğümüz sektörler var ki az önce biraz değindim. Mesela Türkiye'nin dış müteahhitlik, turizm, gemicilik, tarım gibi ona münasır çok genç bir nüfus olduğumuz için eğitim, sağlık gibi çok önemli sektörleri var.
Biz bunlarda mutlaka olacağız. Büyük projelerle ilgili bu devletin takdiridir. Bana soracak olursanız şu anda Türkiye immersed market, yani bayağı gelişmiş olan ülkeler. Allah aşkına gidin bir bakın. Hani New York'ta yollar falan nasıl, hastaneler nasıl, işte Londra'ya gidin bakın, nereye giderseniz gidin, Türkiye gibi bir yere az rastlarsınız. Ben geçenlerde bir Erzurum seyahatim oldu. Orada şeye uğrama fırsatım da oldu, o Olimpiyat Köyü'nün. Çok uzak bir yere yapılmış maalesef ama yollar böyle pırıl pırıl. -20 derecede muazzam tesisler gördüm. Dolayısıyla şimdi her ilde bir üniversite var vesaire. Bunların içine doldurmak zamanı. Şimdi eğitimimizi kalitelendireceğiz, reformlarımızı yapacağız. Hukuk da tabii buna dahil, belki de en önceliklisi. Dolayısıyla bu şekilde biz çok cazibe merkezi olacağız. Çünkü şimdi bugün IFC ve EBRD'nin en üst düzey yetkilileri keşke bu toplantıyı İstanbul'da yapabilseydik. Gönülden diyor adamlar. İstanbul'u özlemişler. Yani özlenmeyecek bir ülke değil burası. Ama bu dediğim şeyleri de yaparak. Bankacılığın kârı, tutun ki bu senede hani 9.2'ye varırsak eğer, biz de 8 kazanalım. Ya bizim sermayemiz de likiditemiz de yani buna mukavimdir, buna dayanıklıdır. Problemli kredilerde yalnız şunu işaret etmeden geçemeyeceğim. Hani ben hep diyorum öteden beri bu zombi firma olayı. Şimdi katma değeri olan firma, olmayan firma. Devamlılığına ona göre karar vermek lazım. Dünyanın gelişmiş gelişmemiş her ekonomisinde her krizden sonra %20-25 bir dökülme olur. Buna biz budama da diyelim isterseniz. Yani nasıl ki bir ağacın dallarını işte kışın budarsanız baharda daha gür çıkar. Onun gibi ekonomi artık katkı veremeyen, sadece ekonomiden alıp götürmeye başlayan yapıları da tasfiye etmeniz, likide etmeniz mümkünse onların yerine gerçekten ihtiyaç sahibi ve katma değer üretecek dijitalleşme başta ve saydığım sektörlerde böyle şeyden yaydan fırlamak üzere bekleyen ok gibi hazır olan sektörlerimize kaynak ayırmamız lazım. Biz getirisi olmayan sektörlerde ve firmalarda bu paralarımızı dondurursak ihtiyacı olan ve katma değeri çok daha yüksek olacak olanlara para aktaramayız. Çünkü para sınırlı bir şeydir. Kaynak sınırlı, tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Yurt dışından getirmiş kaynakları da alsak. Yine de bunların yani yekününü çok doğru kaynaklara, yerlere plase etme mecburiyetimiz, yükümüz, görevimiz vardır. Hakan Bey, bir dakika içerisinde yanıtınızı rica edeyim. Özellikle burada bahsettiğiniz zombi firma ayrımı nasıl yapılır, bu bir. İkincisi de firmalar aslında %6 ile %7 ile %8 ile aldıkları krediler var yaz döneminde. Bunların ödemeleri geldi fakat bir kısmı hala açılamadı. Bunlarla ilgili bir yapılandırma mı olur? Buralarda kredi ötelemesi mi olur? Ne olabilir burada? Şimdi geçenlerde BDDK'nın açıkladığı sadece yıl içerisinde yanılmıyorsam 30 milyar civarında bir yeniden yapılandırma söz konusu. Biz bütün müşterilerimizle omuz omuzayız, el eleyiz. Yani onlar iyi niyetli olmalarından zaten şüphemiz yok ama onlar da emin olsunlar ki bankacılık sektörü de çok iyi niyetlidir. Amaç üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Biz bu süreci değerlendirmemiz lazım sonucuna ulaşabilmemiz için. Dolayısıyla bu tür yani çok ucuz kaynaklar tabii %7-8 siz de takdir edersiniz yani kaynak toplama maliyetinin de altında cüzi rakamlarla plase edildi. Bunların bir bölümü aslında gitmemesi gereken yerlere de gitti. Bunu da biliyoruz. Ama günün sonunda ben hani ucuz kaynağı ödeyemeyenle pahalı kaynağı ödemeyen diye ayırmayayım da çünkü nedir bilemem. Gerekli kaynakları geri ödemekte firmaların bankalarla işbirliği yapması gerekir. Şimdi şunu bir kere vurgulayayım. Banka dediğiniz olay tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaktır. Yani biz ilk vasfımız ve görevimiz mudinin, mevduatın, halkın bu yüzyıl içerisinde genç Türkiye Cumhuriyeti'nde biriktirdiği paranın bekçisiyiz bizler. Dolayısıyla ben şimdi hiç kimse bana ödemezse ben bir mevduat sahibine diyebiliyor muyum ki ya sen bu ay git gelecek ay gel ödemeyeyim sana. Bunu diyemem. Ama ben bankayım, sermayem var, buna göre risk metriklerim var, regülatörüm var, düzenli bir alınım. O noktada tabii ki müşterime yani benden kredi alana gerekli her türlü kolaylığı da göstermek zorundayım. Nereye kadar? İyi niyet kuralları çerçevesinde o ödemeyi temin edene kadar. Günün sonunda
Bir tek sektör vardır sattığı malı geri isteyen, bankacılık. Biz paramızı geri alacağız ki onu bize teslim edenlere nemasıyla birlikte geri getirelim. Evet. Yani bunun dışında zombi firma dediniz. Şimdi hepimiz biliyoruz finansalları itibariyle. Yani bir firma düşünün, cirosunun yarısından fazla borçlanmış olabilir mesela. Ve faiz oranlarına bakın, istediğiniz kadar düşürün. Bakın bakalım faizini bile ödeyemiyorsa, ana para servisini değil, faiz servisini bile yapamayacak durumdaysa. Şimdi biz bu firmaya yeni borç verdiğimizde ne olur? Sadece ekonominin kaynağı gider. Bırakın o bankanın zarar etmesini, bırakın müşterinin o aldığı ilave borçlanmayla hiçbir yarar sağlayamayacak, katma değer sağlayamayacak olmasını. Evet. Ekonomiden kaybederiz. Nasıl ki 20 küsur milyar dolar altını aldık, bir sene içinde gömdük işte kasalara, oraya buraya, ekonomiden çıkarttık. Şimdi geri getirmeye çalışıyoruz ki çok şükür daha bu yıl içerisinde 4 milyar dolar hane halkından Merkez Bankası'nın açıklamasına göre bir şey var, bozulma var. Onun gibi yani biz bu kaynakları gömmemek için ekonomide canlı tutup döndürebilmek ve katma değeri arttırmak, dolayısıyla ekonomimizi gelişmiş ekonomi, muasır ekonomi seviyesine getirmemizin başka yolu yok. Yani burada muhtelif çeşitli yollar var. Burada stratejik sahip değiştirebilirsiniz, hissedar alabilirsiniz, aktifinizden evet. bir bölümünü satabilirsiniz. Şimdi her şeyi ben aynı şekilde devam ettireceğim, hiçbir şeyimden fedakarlık etmeyeceğim, borcumu da ödemeyeceğim. Yani sonrasını da biri bana açıklasın o zaman. Sistem nasıl ayakta kalacak? Evet. O çerçevede zombi firma katma değeri olmadığı halde ekonomik hayatta varmış gibi görünen, aslında toplum hayatından çalan, yani değerleri yok eden, yaratmak yerine değer emen, absorbe eden ve ekonominin kaynağını azaltan firma diyebilirim. Hakan Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Bizlerle birlikte oldunuz bugün. Sekürtizasyon için de hayırlı olsun diyelim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızdayız. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la aynı masaya oturabileceği yönündeki açıklamasının detaylarını iki kıymetli konuğumuzla konuşacağız. Emekli Büyükelçi, OECD eski daimi temsilcisi Sayın Mithat Rey'in de bizlerle birlikte. Mithat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey, nasılsınız? Ve çok teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Sayın Osman Aksoy da bizlerle birlikte. Osman Bey, size de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi öncelikle Amerikan bacağını ve burada Amerika'nın tekrar masaya gelmesini Mithat Bey diplomatik olarak bir hızlıca değerlendirebilirsek oradan Türkiye ile ilgili kısmına da tekrar geliriz. Evet, bu nükleer anlaşma, İran'la nükleer anlaşma 2015 yılında sonuçlandırılmıştı. O zaman Obama'nın dış politika başarısı olarak biliyorsunuz takdim edilmişti ve ardından hemen imzalanır imzalanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürüldü ve uluslararası bağlayıcılığı olan 22-31 sayılı kararla uluslararası bağlayıcılığı olan bir anlaşma haline getirildi. Tabii bu anlaşma İran'ın nükleer güç olma çabalarını veya programını ciddi şekilde törpüledi, yani kısıntıya uğrattı diyebiliriz. Fakat bu 3 sene sonra Trump yönetimi, yani daha çok Başkan Trump anlaşmadan çekilmeye karar verdi. Bu anlaşmadan çekilmesinde tabii İsrail ile Suudi Arabistan'ın çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. Onlar ciddi şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmadan çekilmesi için çaba gösterdiler, çalıştılar. Şimdi o zaman şunu söylüyordu Trump yönetimi, diyorduk ki balistik füze geliştirme programından vazgeçmeli. Tam iyi bir anlaşma değil. İran'a serbestlik veriyor. Ayrıca işte İran bir de bölgede istikrarsızlık unsuru olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İşte Irak'ta, işte Yemen'de, Suriye'de ve Lübnan'da işte kendi terör grupları olarak addedilen grupları destekliyor vesaire. Bütün bunlar söylendi.
2019'da tabii yaptırımlar hızlandırıldı İran'a karşı ve ekonomisinin çökertilmesi yönünde ciddi çabaları oldu Trump yönetiminin. Evet. Fakat bu arada Biden yönetimi daha seçimlerden çok önce Joe Biden eğer iktidara gelirse yönetime kendi yönetimi sırasında bu çok önemli bulduğu bu anlaşmaya eğer İran kurallara uyarsa ve taahhütlerini yerine getirirse bu nükleer anlaşmaya geri döneceğini daha evvel taahhüt etmişti, söylemişti. Şimdi bu o konunun geçmişi. Aslında bu 2015 anlaşması önemli bir anlaşma. Çünkü aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na, ajansına çok ciddi denetleme imkanları da veriyordu. Bu nedenle önemli bir anlaşma bence. Fakat işte Trump döneminde böyle bir şey yaşandı. Esas orada İran'ın ekonomisinin çökertilmesi de hedeflenmişti. Şimdi bu Amerika'nın dün Perşembe günü, yani dün işte özellikle Tony Blinken'in, Amerikan Dışişleri Bakanı Tony Blinken'in E3 diye isimlendirilen İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının toplantısına katılıp onların daveti üzerine bu anlaşmaya geri döneceğini açıklamış olması önemli bir gelişme. Fakat burada önemli olan kim önce hareket edecek? Şimdi eğer Amerikan Dışişleri Bakanı'na bakacak olursak onun söylediklerine, işte İran taahhütlerini yerine getirirse biz döneriz. İran'da tam tersini, yani şunu söylüyor, işte önce Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini yerine getirsin. Fakat neticede bir anlaşmaya gidilecek. Galiba senkronize, yani karşılıklı adımlar atılacak ve bence Amerika Birleşik Devletleri bir süreç tabii bu nükleer anlaşmaya geri dönecek. İran'dan da taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirmesi istedik. Bu arada tabii İran uranyum zenginleştirme çalışmalarını hızlandırdı. O da bir endişe kaynağı. Bence olumlu bir gelişme. Ben isterseniz burada... Çok teşekkür ediyoruz Mithat Bey. Kıymetli görüşünüzü bizle paylaştığınız için. Aynı şekilde ben de döneyim hemen Osman Aksoy'a sorayım. Osman Bey, Mithat Bey bahsetti aslında olayın diplomatik boyutundan. İran'ın ekonomik aktivitesi açısından bu geri dönüşü nasıl değerlendirmek lazım, bu bir. Bir de bizimle olan ilişkisinde Türkiye-İran ekonomik ilişkisi açısından bir rahatlama getirir mi buradaki yumuşama? Efendim, İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu 1979 yılından bu yana sürekli olarak yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Şu anda yaşadığımız ise bugüne kadar yaşanan en ağır durum. Bunun da sonucu olarak İran petrol ürünleri, petrokimya ürünleri gibi ürünlerini rahatlıkla ihraç edemez bir hale geldi ve döviz sıkıntısı had safhaya uğradı. Bunun haricinde Kasım ayında bütün İran'ın finans sektörü yaptırım kapsamına alındı ve yaptırım kapsamında alınmayan hemen hemen de İran bankası kalmadı. Şimdi yaptırımların seyrine göre baktığımızda ise İran ile dış ticaretimizin ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz. Neredeyse 2013 yılında 15 milyar dolarlara kadar yükselen dış ticaret hacmimiz 2020 yılında 4,5 milyar dolar seviyesine geriledi ki bu değer son 10 yılın en düşük değeridir. Peki burada sebebi ise buyurun ben sizin son sözünüzü alayım, ondan sonra çok kısaca bir sorum daha olacak. 2019 yılında bildiğiniz gibi Türkiye'nin İran'dan petrol alımı tamamen bitti, ancak doğalgaz istisnası devam ediyor. Ancak orada da bir takım düşmeler var. Bu arada 18 Haziran'da 2021 18 Haziran'ında İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Acaba seçime kadar nasıl bir gelişme olacak? Bunu da merakla bekliyoruz. Sorun sadece yaptırımlardan kaynaklanmıyor. İran'ın FATF gibi kuruluşlarla da görüşmeler yaparak bazı sorunları var, onların çözülmesi gerekiyor. Uluslararası finans sistemine tam entegre olmayan bir bankacılık yapısı var. 2016 yılında bu 5+1 COAP anlaşması yürürlüğe girdi ama İran'la olan ticaret tam anlamıyla rayına girmemişti. Bankacılık sistemi tam olarak maalesef çalışamadı. Sayın Büyükelçimizin de söylediği gibi Joe Biden Nisan 2020'de COVID salgını dolayısıyla yaptırımların gözden geçirilmesinin bütün dünyanın sağlığı ve güvenliği için gerekli olduğu yönünde bir şahsi deklarasyon yapmıştı.
Bunun da sonuçlarını göreceğiz. O zaman başkan adayı olarak bu deklarasyonu yapmıştı. Bir anlaşma olsa bile bütün sorunların çözüldüğü kapsamlı bir anlaşma beklemek çok gerçekçi olmaz. Çok ciddi çekişmeli ve ciddi müzakereler olacağını düşünüyoruz. Ama ülkemiz açısından biz bir an önce yaptırımların sona ermesinin bizler için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü sadece 4-5 tane sektör kısıtlı şekilde İran'da ticaret yapabilir durumda şu anda. Onun haricindeki sektörler maalesef ticaretlerini yapamıyorlar. Özellikle bizim ülkemiz yaptırımlardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Osman Bey, çok çok teşekkür ediyoruz size. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün daha geniş bir zamanda tekrar sohbet edebilmek ümidiyle diyelim. Kısa bir araya gidelim, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş olduk. Kısa bir ara, sonrasında Güzem Yılmaz kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.